Tekrar merhaba sevgili dostlar. Hünkâr Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin ve ziyaretinin ikinci safhasında Çilehane'deyiz. Çilehane'nin böyle sağ tarafa gittiğinizde Dikili Taşı ve Ozanlar yolunu görüyoruz. Bu şekilde doğaya bir can verilmiş burada. Güzel çam ağaçlarıyla bezetilmiş. Ozanlar yolu dediğimiz noktada tarihteki halk ozanlarının büstlerinin bulunduğu bir yol. Burada dutlarda çok güzel bir şekilde böyle salkım saçak olmuşlar. Bir tane de tadına bakalım. Evet, burada Yedi Ulu Ozan'ın, Seyit Nesimi'nin, Pir Sultan Hamdal'ın, Fuzuli'nin, Şah İsmail Hatayi'nin, Yemini'nin, Kul Himmet'in ve Viraini'nin büstleri bulunuyor. Bunlar tabii ki devrin de halkın ızdırabını, sevincini, o gününü, o günün olanaklarını, yokluğunu, savaşını, her şeyini, haksızlıklarını kaleme alıp dile getiren halk ozanlarımız. Bugün eğer türkülerimiz varsa bu halk ozanlarımızın sayesinde vardır. Zaten o anlatılan, türkülerimizde anlatılan, aslında her türkünün bir hikayesi vardır da geniş, uzun bir şekilde o türkülerde o anki zaten ağıt mı yakılmışsa, bir hüzünlü bir olay var ki ona üzerine ağıt yakılmıştır. Ne bileyim, o zamanlar işte savaşa gidenlerin dönmemesi veya sel, kuraklık, yangın, ne bileyim, zulüm. O günleri de yaşanan, halkın yaşadığı şeyleri dile getiren, kaleme alan halk ozanlarımızın yolu. Bu yedi ulu halk ozanımızın büstleri burada Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin içerisinde bulunuyor. Neden bulunuyor? Çünkü aynı felsefede yetişmiş insanlar bunlar çünkü. Yazdıkları deyişler, duazimamlar günümüze kadar gelmiştir. Alevi Bektaşi felsefesinin özüdür. Evet sevgili dostlar, burası da Delikli Taş. Şimdi bu Delikli Taş'ın tabii ki rivayet olarak birçok şey anlatılır. Yani bu koskoca arazide böyle bir taş var. Neden burada bilinmiyor? Biz bilmiyoruz. İlla ki bir sebebi vardır. Doğal olarak da, felsefi olarak da. Ve buradaki insanlar buradan buradan girip, şu bölümden girip, içeriden, içi boş çünkü, buradan çıkıyorlar. Çıkamayanları, tabiri caizse günahı çok olanların çıkamadığına, günahları az olan, affedilen kişilerin, hayır sahiplerine ise buradan çıkabildiklerine inanıyorlar. Bu şekilde bir rivayet var.
Tabii ki bu itikat meselesi. Şimdi beraber delikli taşın içine giriyoruz. Bu arada Leman'la Sude'yi kaybettim. Mum yakılmaması konusunda uyarılar olmasına rağmen buralara yine bilinçsizce mum yakılmış. Anlamsız bir şekilde. İşte kayanın içi böyle boş. Buradan şimdi çıkmaya çalışacağız. Tabii her tarafımızda ve benim günahım çok galiba, çıkamıyorum. Evet, delikli taşın hemen önünde güzel bir çeşme var. Ve güzel bir yeşillik alan var. Ağaçlandırılmış. Buradan aşağı doğru tekrar inerken sağlı sollu yine yakın dönemde yaşamış ozanlarımız. İmkanı yok. Aferin sana. Evet, aşağı doğru inerken sağlı sollu olarak yine halk ozanlarımızın büstleri mevcut. Yine Mahsuni Şerif'in son halk ozanlarımızdan Mahsuni Şerif'in de yine mezarı burada. Böyle güzel bir manzara. Şimdi devam ediyoruz. Burada Hacı Bektaş Veli'nin simgesel büstü bulunuyor. Sağ dizinde bir ceylan, sol dizinde de bir aslan yatıyor. Yani doğada, normal şartlarda birbirlerini parçalayacak, birbirlerine karşı zıt kutuplar olan iki hayvanın Hacı Bektaş Veli'nin kucağında birisi mazlumluğundan, birisi yırtıcılığından vazgeçiyorlar ve inanışa göre, Bektaşi felsefesine göre iyilikten dolayı ıslah oluyorlar. Tabi bu bildiğimiz kadarıyla daha felsefi açıklaması illaki vardır. Bu da biraz okunabildiği kadarıyla aşağıda da çekmiş olduğum sözler. İncin sen de incitme. İşte kadınlara olan okutunuz. Eline, diline, beline sahip ol. Her ne ararsan kendini ara. Gibi. Gerçekten iyiliğe ve kötülüklerden arınmaya yönelik sözlerin görüyoruz. Söylenmiş her cümlenin simgesel olarak ve tinsel olarak birçok anlam ifade ettiğini zaten biliyoruz. Çünkü her simgeye istediğiniz anlamı yükleyebilirsiniz. O sizin dünya görüşünüz, bilginiz, erdemliliğiniz ve nasıl diyeyim? Kendinizi yetiştirdiğiniz tarzla bağdaştırabileceğiniz anlamlar yükleyebiliyorsunuz. O yüzden yani bir eline, diline, beline sahip ol cümlesi içerisinde yani o eli, dili ve beli birçok anlamda, birçok
felsefi düşünceye göre anlamlandırabiliyorsunuz. Eline sahip olu kimileri hırsızlık olarak atfedebilir. Hırsızlık yapma, eline sahip ol. İşte diline sahip ol, kimsenin dedikodusunu yapma, kötü söz söyleme gibi anlamlandırabiliyoruz. İşte beline sahip ol, ırzına, namusuna, iffetine, nefsine sahip ol gibi anlamlandırabiliyoruz tabii ki. Bunu dediğim gibi felsefi olarak herkes farklı anlamlarda anlayabiliyor. Şimdi burada dediğim gibi yakın dönem ozanlarımızdan Aşık Mahzuni Şerif'in mezarı bulunuyor. Ve halk ozanımızın burada yine bir üssü gelen ziyaretçilere ruhları şad olsun. Ozanlarımız büyük bir serveti gelecek nesillere bırakan insanlar. Biz nasıl ki 1300'lü, 1400'lü, 1500'lü yıllarda yaşamış biraz önceki 7 ozanlar yolunda gördüğümüz ozanlarımız o dönemleri hala eğer onların yazdıkları dizelerden anlayabiliyorsak, bugünlere getirmişlerse yine yeni yakın dönem ozanlarımız da aynı felsefeyi güderek kaleme aldıkları, dile getirdikleri dizelerle gelecek nesillere aynı şekilde aktarımını sağlayacaklardır. Yine burada Pir Sultan Abdal'ın bir üssü var. Çok güzel bir temsili. Pir Sultan'ınla ilgili parladığı için biraz sıkıntılı. Yine Pir Sultan Abdal dönemin direniş, başkaldırış, boyun eğmeyen kişilerinden bir ozanımız yazmış olduğu dizelerde hep iktidara, o zamanın tabii ki iktidarına, zulmedene, zalime karşı baş kaldırının hep dizelerine almış. Bugün de hala Pir Sultan Abdal'a ait türküler, deyişler, protest müzik diye tabir edilen günümüz sanatçılarının da seslendirdiği, notaya döktüğü, o zaman anlatan güzel dizeleri halen dinliyoruz, okuyoruz. Yine burada Feyzullah Çınar, yakın tarih ozanlarımızdan, onun da bir büstü bulunuyor. Aşık İbrahim bu şekilde güzelce temsil olarak büstlerini yapmışlar. Tabii ki buradaki ozanlarımızın hepsinin farklı farklı yörelerde, farklı farklı insanlarla yaşadıkları ortamlarda ve farklı farklı zamanlarda kaleme aldıkları eserlerinde o zamana ait bilgileri edinebiliyoruz. Yine burada Yunus Emre'nin temsili bir büstü bulunuyor. Yunus Emre de bilindiği üzere Bektaşi Ocağı'ndan, Tapduk Emre'den dergahında 1200-1300'lü yıllar arasında yaşayan ve o zamanki teslimiyet duygusunu anlatan, teslimiyet derken nefsin teslimini anlatan birçok kaleme aldığı, dile getirdiği dizelerinden anlıyoruz. Burada da yine
Aşık Davut Sulari'nin Anadolu'yu karış karış gezdiği, atıyla temsil edilen Davut Sulari'nin bir büstü bulunuyor. Yakın tarih ozanlarımızdan. Nevşehir, Hacı Bektaş ilçesi, yani Anadolu'da kırsal bir bölgede olmasına nazaran özellikle bu dergahın içinde ve çevresinde bu şekilde ağaçlandırılması falan, yeşillendirilmesi, çiçeklendirilmesi çok hoş bir şey. Umudun bitmediğine delalet. Bu bölümde adaklar adayıp kurbanlar kesen kişilerin gelip burada kurbanlarını belediye kontrolünde keserek, pişirerek misafirlerle birlikte yedikleri bölüm. Burada tabii ki hediyelik eşyaların yine satıldığı dükkanlar yol boyunca mevcut. Dışarıda da aynı şekilde hediyelik eşyalar alınıp satılabiliyor. Evet sevgili dostlar, en sonunda Lemoş'umu buldum. Bildiğimizi biraz önce kaybetmiştik. Ay inanamıyorum yani. Tek başına işini hallettim. Videolarını çektim, bilmem ne yaptım. Arayamıyoruz da, kapalı. Meraktan öldük yani. Özür dilerim ya. Burada Amasyalı abla var. Ona kadar gittim yani. Abla dedim, Murat'ı gördün mü? O da telaşa girdi yani. Neyse ki kavuştuk. Neyse. Gezimiz burada bitti. Ziyaretimizi, niyazımızı yaptık. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ki bizim için çok keyifliydi. Sizin için de keyifli olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Görüşmek üzere. Mutlu hafta sonları. Evet, aynı dileklerle ben de tekrar ediyorum. İyi kalın. Bizde kalın. Bizimle kalın. Gezdiğimiz her yerden sizlere sevgiler, selamlar, saygılar göndereceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.